YouTube kanalımı vereceğim. Artı hesabımı artı 100 lira nakit para vereceğim. Banka hesabınıza. Ay çok... O da bir için mi? Yani, evet. Peki bir şey söyle, başka bir şey veriyor musunuz? Vermediğiniz bir şey var mı? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar beyler. Bugün oda biri tutturdum. Biliyorsunuz gelenektir, hani oda bir satılır arkadaşlar. Ben de satacağım, iyi bir para kaldırmayı düşünüyorum bugün. Harbiden sağlam bir müşteri de geldi arkadaşlar. Şimdi hoş geldin kardeşim diyelim. Arkadaşlar bugün sağlam bir para kaldırmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir para kaldıracağız. Arkadaşla bir şey yaparız artık. Oo, müşteriler geliyor, güzel. TS adresi vereceğim. Oda satılık mı? Aynen. İsimden belli olmuyor mu? Yani yazmışız kardeş oraya. Herkes yazıyor. Kartal'da, Basra'da odalar satılıyor. Yani biz de buradan para kazanmak istiyoruz artık arkadaşlar. Hani YouTube'dan bir şey gelmiyor zaten, bir cacık olmuyor. Biz de buradan artık oda biri tutturacağım arkadaşlar. Hiç vermeyeceğim millete. Dur TS atayım ben sana. Orada görüşelim. Orada görüşelim. Bir gelsinler bakalım. Orada görüşelim. Evet. Bu TS'yi buraya herhalde şey yapalım. Mozaiklerim beyler. Burası özel müşterilerim için çünkü. Aa, Sergen Zoroğlu. Bu YouTuber mı ya? Kardeş gelin. Gelin siz. Tek tek. Görüşelim. İlkin şu Kaiser... Kardeş geldi, bir onunla görüşelim. Ondan sonra şu arkadaşla görüşelim. Odanın ismini değiştirelim de. Van yemeyek. Çünkü müşteriyi bulduk artık. Şöyle Ersin ikini yapalım. Müşteriyi bulduk beyler. Şimdi ben TS'ye geçeceğim de. Şimdi... zaten toplanmışlar yukarıda. TS'ye basmışlar. Yukarıda toplanmışlar. Kardeş... Aleyküm birader. Aleyküm. O da satılık için gelmiştim. Sizdiniz değil mi Ersin Yiğit? Aynen benim. Oda satılık aynen. Ne kadar fiyat? Ya şimdi ben bu odayı ya 50'ye aldım. 50 bin JP karşılığında aldım. Yani 50 TL'ye aldım. Aynen. Hani emek var. Ben 2 gündür bu odayı tutuyorum. Ondan önce 2 günde bizim arkadaş tutuyordu. Ya toplamda 4 gündür bu bizim elimizde yani bu oda. Hiç vermeden, yeşili bozmadan tuttuk. Hani ben 50'ye aldım, sana da 150'ye bırakırım temiz. Ne bu birader, arsa mı alıyoruz ya? Alt üstü bir oda alıyoruz. Sen oda alıyorsun da, bak insanlar kampa girdiği gibi ilk hangi odaya bakıyor? Bire bakıyor. Ne? Ya ünleneceksin bir yandan da. Sen YouTuber mısın? Video atıyor musun sen? Evet. Tamam işte. Yanına da YouTube yazarsın. Günde 1000 abone. Rahat. Diyorsun. Aynen. Başka bir arkadaşlar da gelecekti. Onlar almasa ben almayı düşünüyorum. Sen 150'ye okey, sen hiç görüşmeyeyim ben onlarla. Ya bir onları da sor, ona göre ben de yapayım. Çünkü şimdi onlar benden daha fazla verirse ne olacak? Ha, bir de o var bak. Bak bu çocuğun aklı çalışıyor. Sen iyi ticaretle uğraşsan. Bak bir tane Swartz diye biri vardı. Aleyküm selam. Sen Swartz TR misin? Evet. O da satılıkmış galiba. Aynen, biz de arkadaşla onu konuşuyorduk. 150 bin JP. 4 gündür elimizde bu oda. Ben arkadaşa yine uygun fiyat söyledim. İlk geldiği için, ilk müşterim olduğu için. 150 bin JP. Aynen 150 bin JP. Hani senin daha iyi bir teklifin varsa sana bırakırım. Hiç onunla şey yapmam yani. Ya da aranızda artık hani. Belki siz aranızda bayağı yüksek fiyatlarla birbirinizden alırsınız. Burası beni ilgilenir. Kim ya? Şey, birader sen kimsin ya? Neyse beyler, mevzu yapmaya gerek yok. Siz fiyat verin, ondan sonra ben odayı size vereyim. Şu Swartz versin bakalım. Swartz, sen ne kadar veriyorsun odaya? Vallahi benden 165 bin çıkar herhalde. Oo, sevdim. 165 bin mi? Evet. 166 bin JP, 100 net. 160, kaç? Kaç veriyorsun? 166 bin. 166 bin. Dur şu bak. Swartz kabul ediyor muydun? Bak. Bak senin ismin ne Swartz? Mecit. Mecit. Bak bu arkadaş albay benim hiç hoşuma gitmedi. Bak seni çarına değiştiririm bu odayı. Bak sana güzel böyle kardeşlik yapıyorum ha. Çarı ver al odayı. Abi sen beni bir özele çeker misin şu senin denilen arkadaşla bir ayrı olsak? Ayrı mı görüşmek istiyorsun benimle? Aynen ayrı görüşmek istiyorum. Tamam
Ben şöyle seni şuraya alayım. Heh, söyle. Bu oda... Kardeşim bu oda, bak ben yalan söylemeyeyim, bana 50 bine geldi, tamam mı? Ama 4 gündür bu oda bizde yani. Ekiple çalışıyoruz. Hani 2-3 kişi geceden geceye devrediyor. Yani nöbetleşe 4 gün biz bu odada durduk yani. Abi şimdi ben de az çok bu işi yapıyorum yani. He. Ben de ekmeğimin peşinden koşacağım. Hani evet, az çok bildiğim için 50 değildir 35'e gelmiştir o sana. Hani ben de sana bir fiyat vereyim, 65 vereyim. Hem sen mutlu ol hem ben mutlu olayım. Odayı ben senden mi almıştım? 35 bin doğru tutturdun da. Olabilir. Allah Allah dur. Şu arkadaş da var, bak sen fiyatı niye düşürdün, ben seni çarına takas diyorum. Bak ben o arkadaşa da söyledim, sen YouTube'a video atıyor musun? Ara sıra da atıyorum. Heh, bak sen güzel bir çocuğa benziyorsun. Ben ona da söyledim, bak kampa girdiği gibi, tamam mı? Odanın ismini yaz, yanına YouTube yaz. Günlük 1000 abone. Banko. Ne diyorsun? Hemen. Tamam, 160 bin mi dedin sen? 166 dedi o. Ben 180 diyorum. Odaya alayım. Şimdi patlama. Ya bu arkadaş ne sabırsız çıktı ya. Bu zengin mi? Seregene, Zorogolo falan. Ne için ismi var ya? Biraz. Bir çekeyim şunu da. Neyse şöyle bir gelin. O arkadaşı da çekeyim. Bakıcı deliyiz, alıcıyız yazmış. Gelsin bakalım. Kardeşim hoş geldin. Aleykümselam. Zaten buradaki herkes alıcı da. Senin teklifin nedir? Bak burada arkadaşlara söyledim. Sen de mi YouTuber'sın? Öncelikle merhaba. Merhaba. Ben odanızı talibim. Çok beğendim. 8 kişilik. Çok konforlu bir odaya benziyor. Mümkünse hani görüşmemiz sonucunda yapabiliriz bir şeyde. Hani her türlü yola varım yani. Onun için ben size söyleyeyim de. Şu ya bu arkadaşın konuşmasında bir sıkıntı var. Hani biz burada şirket görüşmesi yapmıyoruz. Oda satacağız sadece. Hani hisse vermiyorum ben burada sana. Yani beyefendi 8 oda 16 kişilik değil mi? 16 kişilik evet. Tamam o zaman lütfen. Wolf Team değil mi? Wolf Team mi oynuyorsunuz? Beyefendi dalga mı geçiyorsunuz? Yani ben sizin ev falan aldığınızı bir an düşündüm de o tür bir konuşma geçti şu an. Neyse hani sizin konuşmanız güzel bir konuşma, sevdim. Niye? Bu tür konuşmalarda fiyat artar yani. Bu kadar ciddi alınacaksa odanın fiyatı da artar. Ben normalde arkadaşlara söyledim fiyat 150 bin ama arkadaşlar çok yüksek fiyata çekti. Sizin de konuşmanıza dayanarak aynen 150 bin GP ya da 150 TL olabilir. Hani sizin de bu güzel konuşmanıza dayanarak ben 200 TL'ye bırakabilirim yani odaya. Odayı. Siz YouTuber mısınız? Ben YouTuber değilim ya. Benimki gece mesleği. Ne yapmak istiyorsunuz oda bir de? Yani genel olarak kızlı kutlu oyun oynayacağım. Anlamadım. Oyun oynayacağım yani 8'e 8 erkek kızı. Neyse dur burayı keselim. Şimdi şöyle bir şey Sergen Bey, Seregen'e yazmışsınız da ben doğru mu okudum? Sergen değil mi? Yanlış, ismim Ergen. Ergen, evet Ergen Bey. Şimdi şöyle bir şey var, ben odayı satıyorum. 200 TL'ye ya da 200 bin GP'ye bırakacağım. Arkadaşlara da söyledim. 200 bine bak, bu arkadaş 200 bini alıyor, tamam mı? Kim alıyor onu? Kaisers Bey, kendisi YouTuber. Ben ona şunu sözünü de verdim. Kampta ilk oda, yani günlük 1000 abone banko. Anladım. Evet. Bir dakika, satıcı burada bir hile yapıyor. Az önce bana söz verdi. Şimdi kardeşim sen araya girme de. Hani ben burada açık arttırmaya sundum odayı. Ne araya girme birader? Sen bizi mi dolandırıyorsun? Ama ben Sergen Bey sizinle isterseniz yani, tek konuşalım. Bir saniye. Ben olur diyorum aslında. Çünkü 16 kişi biz düşünüyoruz. 16 kişi düşünüyoruz. Hani olabilir diyorum aslında da bu hani... Selim ve Mecit dostlarım size geldiğinizden dolayı teşekkür ederim. Çünkü benim fiyatımı veremezsiniz. Aynen. Ben Sergen Bey'in konuşmasını çok beğendim. 200 bin veriyor bir de. Ergen Bey soracağım. Pardon Ergen Bey. Evet. Bir şey soracağım. Evet. Sizin YouTube kanalınız var mı? Benim mi? Evet. Hayır benim yok. Ben oda alıp satıyorum. O zaman size çok büyük bir teklif edeceğim. Neymiş? YouTube kanalımı vereceğim. Artı hesabımı artı 100 lira nakit para vereceğim. Banka hesabınıza. Ay çok. Oda bir için mi? Evet.
Peki bir şey söyle, başka bir şey veriyor musunuz? Vermediğiniz bir şey var mı? Evimin YouTube tapusunu kanalı vereceğim. Evinin tapusunu veriyor, evet. Bir oda için, evet. Var mı parttıran? Arabamın anahtarı. Aslında benim şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben bu işe girdiğimde ilk hedefim nakitli FT'ydi. Hani sadece nakitli FT almaktı. Ama baktım bayağı bir talep varmış WoW Team'de bu odalara. Dedim neyse, paramı o zaman buradan kazanayım. Siz değerli arkadaşlarımız da bana bu parayı kazandıracaksınız umarım. Sen çok iyi birine benziyorsun. Sen... Teşekkür ederim. O zaman Sergen Bey'le biz görüşeceğiz arkadaşlar. Sizi banlayacağım. Kendinize iyi bakın o zaman. Niye ya? Son teklifimi yapıyorum. Deniz'de bir yatım vardı, onu size vereceğim. Tamam. Tamam, ben o kadar üstü çıkamam, benim yatım yok. Neyse, Ergen Bey de siz tek başınıza konuşun, ben çıkıyorum. Tamam o zaman arkadaşlar. Şu an Ergen Bey'e veriyorum bu odayı. Bu videoyu da atıyorum. İstediğiniz oda birler varsa arkadaşlar bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bugün Ergen Bey, yarın Sergen Bey, yani kim olduğu önemli değil. Herkese 16 kişilik odayı veriyoruz. İstediğiniz oyun modunu açar, istediğiniz zitroller oynayabilirsiniz. Buyurun. Odanız klima mı? Odada klima yok ama bundan Isı sonraki odalarda... Ergen Bey? Ergen Bey çıldırdı. Nasıl klima yok ya? Ergen Bey isminin hakkını vererek birden bir çıkış yaptı. Ne oldu Ergen Bey? Öyle bir şey olamaz. Lütfen klima takın da öyle bir. Tamam, takarız. Onu da yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar ben bana bu şekilde... Neyse arkadaşlar, bu yaptığımız şey aslında bir dalgaydı böyle. Biliyorsunuz o da satılık yazılarını görmüşsünüzdür. Aynen kardeşim, hani... şakaydı. Yok yok, bu kısmı keseceğim. Sergen'in konuştuğu kısımları keseceğim. Arkadaşlar şakaydı. Yani amaç şu, odaları satmayın. Orada oyun oynayın. Kamu spotu. Beyler amaç şeydi, şaka amaçlıydı yani. Sadece oda satılık olaylarını çok gördük. Dedik ki lan oda biri tutturmuşuz. O zaman biz de böyle şaka amaçlı birbirimize satmaya çalışalım. Böyle bir kurgu yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.